Evet. Amerika yolculuğunun sonuna geldik. Amerika bitmiş arkadaşlar. Artık Türkiye'ye gidiyorum. Amerika'da yapacak bir şey yok. Artık yaşamımıza Türkiye'de devam edeceğim dermişim. Öyle bir şey yok. Yaklaşık bir 18 gün kadar Türkiye'de kalacağım. 3 senedir Türkiye'ye gitmedim. Ailemi görmedim. Arkadaşlarımı görmedim. Bu 3 sene içinde zaten yaptığım şeyleri kanalımda gördünüz. İşte ev almak için öküz gibi çalıştık. Araba almak için çalıştık. Uber yaptık. Fotoğrafçılık yaptık. Şimdi okula gidiyoruz. Yani birçok iş yaptık 3 sene içerisinde. Herhalde Türkiye'de yaşadığım 10 seneyi 3 seneye sığdırdım diye sizlere söyleyebilirim. Güzel oldu. İyi şeyler başardık. Şimdi annemizin babamızın yanına gidelim. Bir onları görelim. Kardeşlerimizi görelim. Onlara hediyeler aldım. Hediyelerimi vereceğim Amerika'dan. Laptop aldım. Telefon aldım vesaire. Onları sevindireceğiz biraz. Hazır burada yaşıyorken değerlendirmek lazım bu fırsatı da. Kedimi göremedim. Kedi hep şu balkonda oluyor bazen. Bana bay bay diyordu ama. Neyse artık kediyi evdekilere emanet ettim. Onlar bakacak vesaire. Şu an her şey iyi gözüküyor. Bu arada Porsche burada. Biliyorsunuz araba kiralama işi yapıyorduk. Artık Hüseyin'e falan istek gelirse Hüseyin Porsche'a girilecek vesaire. Aa kedi çıktı bu arada. Dur kediye de bay bay diyelim. Görüşürüz. Görüşürüz bebeğim. Tamam, kedimize de bay bay dediğimize göre son bavulumu da arabaya taşıyorum. Şimdi arabaya doğru geçelim. Ben kaç tane bavul götürüyorum onu göstereyim. Bir tane bu var 23 kilo. Bir tane bunun gibi başka bir tane var o 23 kilo. Bir tane carry-on var 8 kilo. Bir tane de personal dedikleri çanta var. Onda da sadece kameralarım falan var. Bunları götüreceğim ama şöyle yani yarısından çoğu hediye arkadaşlar. Miami'den İstanbul'a direkt uçuş var. Yaklaşık 12 saat sürecekmiş. Bakalım nasıl olacak. Türk Hava Yolları ile gidiyorum. Şimdi arabama bunu attıktan sonra benzinimi alacağım. 4 saat kadar yolum var. Miami'ye gidiyorum. Şimdi Miami Havaalanı'na geldim. Biraz sonra içeri gireceğim ve Türkiye yolculuğumuz başlıyor. Evet, uzun zaman sonra kötü dükkanına geri geldik diyelim. Şimdi Sultan Gazi'deyiz, Cebeci'deyiz. 3 sene önce buradan çıkmıştık zaten. Yanımda annem var. Gel anne. Eski videolardan tanırsınız annemi. Uzun zaman oldu, özledin beni. Çok. Çok özledim. Havaalanında falan video çekecektik de dedim şimdi olmadı. Elimde bir sürü bavul vardı vesaire. Babam burada baba. Merhaba, hoş geldin. Ne yapıyorsun? İyiyim, tamam, sen nasılsın? Güreşçi babam, babamı da tanıyorsunuz. Evet, evet. Klitschko'ya benzeyen baba. Yapma şimdi. Öyle şimdi yeni kalktım. Zaten videonun başında da Amerika'da evden çıkarken çekmiştim. Hazır İstanbul'da da yine evden çıkarken çekelim dedik. Bu arada ev farklı, görmüşsünüzdür. Evi komple yıktılar, yeni ev yaptılar. Yani 3 sene içerisinde çok şey değişti aslında. Ben de onları görmüş oldum. Bir de kardeşimi çekeyim. Kardeşim de şu an kamerayı tutuyor. Ne haber kız? Merhaba. İyiyim, sen nasılsın? Siz nasılsınız? İyidir ben de. Sen bayağıdır YouTube videosu da atmıyorsun. Atmıyorum. YouTube kanalın da vardı senin. Ne oldu o iş? Atacağız inşallah bir ara. Abini özledin mi? Biraz mola verdim. Çok özledim tabii ki. Ama bize kalsa, keşke bize kalsa. Beşiktaş'a bir gidiyoruz, bir geziyoruz falan. O kadar bir fotoğraf çekebilir miyiz? Artık kaç kişi çevirdi Allah bilir. Çok seviyorsunuz. Biz de çok seviyoruz. Ha, hadi öyle bakalım. Yani. Şimdi biz kahvaltıya gideceğiz arkadaşlar ailecek. Evet. Emirgan Sütiş taraflarına. Ben sürekli oraya gitmek istiyordum. Boğaz manzaralı güzel bir kahvaltı yapalım diye. Yani 3 senenin sonunda gidebileceğiz anca. Bakalım şu an biraz geç oldu. Sıra bekleyeceğiz. Oraya gittiğimizde tekrar videoya devam ederiz. Şimdi Doblo'muza binelim. Amerika'da Doblo yok. Burada Doblo'yu gördüm. Buna bile sevindim. Doblo değil değil mi bu? Kango mu? Renault Kango. He, Kango'ymuş pardon. Doblo'nun şeklini andırıyor biraz. Neyse arkadaşlar orada görüşürüz. Evet şimdi Emirgan Sütüş'e geldik. Kahvaltımızı yapıyoruz. Boğaz manzaralı çok güzel bir yer. Ben burayı çok seviyorum. Eskiden de hep geliyordum zaten. Şimdi sizlere kahvaltımı göstereyim. Sucuklu yumurta aldım. Bayağı özlemiştim. Sucuklu yumurtayı Amerika'da yani. Yine buluyoruz da ben çok yapmıyorum, yemiyorum. Zaten güzel de yapamıyorum. Haşlanmış yumurta yiyorum sürekli. Tabaklarımız gerçi bitti. Her şeyi gösteremiyoruz. Bu ara manzaramız da çok güzel. Şöyle sizlere manzarayı göstereyim. Eğer gelmeyen arkadaşlarımız varsa gelebilirler. Benim favori mekanım. Evet kahvaltımızı yaptık. Şimdi yanımda Halil var. Halil ne yapıyorsun? İyidir Okan, sen nasılsın? İyidir. Halil'i hatırladınız mı? Benim 3 sene önce çekmiş olduğum videolarda yani Amerika'ya taşınmadan önceki videolarımda beraber antrenman yapıyorduk. Başka giyim, kombin videoları çekiyorduk seninle. Valla ne güzel videolar çekiyorduk ya. Güzel onlardı. Evet özledin beni. Özlemişim ya valla. 3 sene oldu. Aynen 3 senedir. İyi ki geldin abi, özlettin ya. Aynen öyle. Biz Halil'le sürekli WhatsApp'tan konuşuyorduk zaten 3 senedir. Ama gelince dedim görüşelim, edelim. Kendisi bu arada pilot oldu hatırlarsanız.
benim pilot kıyafetimle bir tane fotoğrafım vardı. Ondan almıştım. Ondan sonra orada sen hazırlanıyordun. Öğrenciydin galiba. Aynen öğrenciydim o sıra. 3 sene önce. Şu an çalışıyorsun pilot olarak. Nereden nereye? Sen Amerika'dasın. Ben aynen, burada uçuyorum. Aynen. Biz aynı bölümden mezun olduk arkadaşlar. Aynı sınıftaydık. Böyle sınıfta böyle telefonla sürekli uçak uçuruyordu. Ben pilot olacağım diyordu. Ben de diyordum oğlum pilot olmak kolay mı o kadar diyordum. Olacağım diyordu. İyi dedim o zaman. Sonra ben Amerika'ya gittim. Adam pilot oldu zaten. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Çok güzel valla. Çok keyifliyim. Hani uçuşları falan bayağı güzel. İyi ki pilot olmuşum diyorum yani. Zevkli işim ya. Seviyorum. İşini severek yapıyorsan en güzeli o abi zaten ya. Aynen öyle. Sen memnun musun Amerika'dan? Amerika güzel ya. Yok ya bir İstanbul değil. Amerika bitmiş yani. Amerika şöyle, şimdi ben kendi işimi yapmaya çalıştım. Gerçi hala kendi işimi yapıyorum, devam ediyorum. Ama benim bulunduğum konum çok fazla kazanç sağlamıyor bana. Şu an yazılım sektörüne yöneldim ki orada daha büyük paralar kazanabileyim diye. Özüne döndün yani. Aynen, biz yönetim bilişim sistemleri mezunuyuz. Yani yazılım dersleri hem ben aldım hem Halil aldı. Evet. Halil şu an pilot oldu, ben de videographer'dım. Hala video işini yapıyorum gerçi ama. Ben de mi geri dönsem ya? Senin işin güzel abi, pilotlukta da güzel para kazanıyorsun zaten. Yani. Ama yazılım işinde de güzel para kazanıyorsun. Şimdi Amerika'da daha çok daha iyi Türkiye'ye göre sonuçta. Şimdi onu yapacağım part time olarak ama tabii tam yazılım mühendisi olmayacağım ben, tester olacağım. O yüzden çok fazla yazılım bilmeme gerek yok. Sadece kodları okuyabilmeniz yeterli. Onun dışında test case'leri yazıyorsunuz, test ediyorsunuz web sitelerini, uygulamaları vesaire. O iş bu remote olarak evden çalışabileceğim iş. O yüzden aldım. Yoksa kendi işime de devam edeceğim için herhangi bir şirkete gideyim, sabahın 9'unda uyanayım, 9-5 çalışayım. Bende yok bu zaten, öyle bir mantalitem de yok. Hani öyle bir ruhum da yok. O yüzden evden çalışabileceğim bir iş aldım dediğim gibi. Bakalım Halil'i gördüm vallahi güzel oldu. Bugün antrenman da atar mıyız beraber? Atarız ya, gidelim. Kıyafetlerimizi de getirdik. Uzun zaman sonra bir antrenman da atarız. Sen bu arada büyümüşsün ha. Ya ha, evet. Öküz gibi oldum. Bir çıkar göster bakayım kaslara. Kanat göster var ya bir adam. Omuzlar otoban. Otoban. Aynen. Biz şimdi bir kahveye gidiyoruz arkadaşlar. Bir kahve içelim, ayılalım biraz. Ben şu an hala sabah böyle uykuluyum falan. Sonra bir kahveden sonra enerji gelir, antrenmanımızı yaparız. Türkiye'de size bir günümü göstereceğim. Zaten sabah kahvaltıyla başladık aileyle. Ondan sonrasında bakalım başımıza neler gelecek. Evet, şimdi spora geldik. Antrenman yapalım dedik. Yaklaşık bir 5 gündür spor yapmıyorum. Pump'ımız gitti. Hemen çökmeye başladık 5 günde. Düzgün de beslenemiyoruz sonuçta burada. Hep koşturmaca, diş doktoruna falan gidiyorum. Şimdi Halil shoulder press'ten başladı. Biraz sonra ben de başlayacağım. Bugün omuz çalışıyoruz. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Ya spor salonlarında günlük 70 lira falan aldılar bize. McFit burası. Gold Gym var yan tarafta. Oradan 150 lira istediler. Yani fiyatlar çok fazla. Bilmiyorum nasıl antrenman yapıyorsunuz, nasıl besleniyorsunuz. Çok her şey pahalı olmuş. Hani gördüğüm farklardan sadece bir tanesi bu. Biz 10 dolar veriyoruz. Hani maksimum 20, 30, 40 dolar. Hani en iyi salona git 50 dolar veriyorsunuz. Yani o da birim olarak baktığınız zaman çok daha uyguna geliyor. Burada spor salonları çok pahalı. Bir tane kedi buldum. Burada kediyi seviyorum. Kedilere fısıldıyorum yani. Şunun tipe bakın ya. Benim kedimi de özledim Orlando'da. Ana sen yamuldun be. Yamuldu kedi, baksana şunun tipe bak. Çok tatlı abi kediler. Bayılıyorum bunlara. 5 tane kedisi olunca insanın öyle oluyor. Şu an midpoint'teyiz. Halil'le birlikte. Biraz sonra yemek yiyeceğiz. Bayağı bir acıktık. Spora gittik beraber. Spor yaptık. Sizlere biraz yakındım. 70 ya, lira falan yaptık, dedim. Tabii düşüşteyim. Şimdi çektim beni böyle ama kötü çıktım kanka. Yok ya, niye kötü çıkasın? Neyse. Şimdi ne yiyeceğiz Halil? Protein ağırlıklı bize ne öneriyorsun? Ya bol proteinli bir şeyler yiyelim işte ya. Bilmiyorum ki. Doldursunlar tabağı, getirsinler. Sen sigaraya mı başladın abi? Hayırdır ya? Sen içmiyordun sigara. Öyle hiç şeyler, zararlı şeyler çekme lütfen. Artı 18 diye işaret koyman lazım. Şimdi Media Market'a geldik. Burada AirPod bakıyorduk Halil Bey'e. Dedim Amerika'da bunun fiyatı 110 dolar. Bir Türkiye'deki fiyatına bakalım dedik. 1800 TL. Bu eskisi mi? Yenisi bu. Yenisi 2200. Bunun fiyatı da herhalde 180 falan. Hani 190 dolar, 180 dolar falan. Şimdi Tayfun'u almaya geldik. Belki eski videolardan hatırlarsınız. Merhaba. Şimdi Tayfun'la biz ana sınıfından beri arkadaşız değil mi herhalde? Aynen. Bugün ızgara yapacağız. Yani günün sonunda kuzenim Barış da gelecek. Şimdi tavuk almaya gidiyoruz. Bakalım tavuk fiyatları. Amerika'da size sürekli gösteriyorum ama Türkiye'de fiyatları bilmiyordum. Şimdi kasaba gideceğiz. Tavuk göğsüne falan bakacağım. Bakalım fiyatlar ne kadar arttı. Kilosu 40 lira 35 lira diyorlar. Bilmiyorum, ben hiç daha görmedim yani fiyatını. Gidelim. Sizlere hem fiyatları göstereceğim. Gerçi siz benden daha iyi biliyorsunuzdur ama ben öğrenmiş olacağım. Sonrasında da ızgara yapacağız.
Muzun kilosu burada 14 TL arkadaşlar. Markette bir ara 17'ye kadar çıktı diyor Tayfun. Kolaları gördüm. Normalde ben kola falan içmiyorum ama bir ara 10 lira oldu diyorlardı 2,5 litresi. Burada 8,45 gözüküyor. Yani şöyle söyleyeyim, bu fiyata biz 12 tane falan alıyoruz bunlardan. Burada sadece neredeyse bir tane alabiliyorsunuz. Bu da kötü bir şey aslında. Alım gücü düşmüş arkadaşlar. Evet, şimdi marketten geldik. Burada ızgara için bayağı bir şey aldık. Sizlere onları göstereceğim. Sonra fiyatlardan bahsedeceğim. Bu arada tavuk göğsünün ne kadar olduğunu sordum. Benim gittiğim kasapta 29 lira dedi. Yani sizin gittiğiniz kasaplarda ne kadar bilmiyorum. Ben yani Amerika'ya gelmeden önce Türkiye'deyken bir kilo tavuk göğsü 12-13 lira falandı. Artışı artık zaten siz görebilirsiniz buradan. Şimdi aldığımız şeyleri göstereyim size. Burası Tayfunların çatı katı. Şimdi burada ızgara için malzemeler aldık. Bunları güzelce hazırlayacağız. Kuzen gelecek, 3 kişi böyle takılacağız. Sohbet, muhabbet, eskileri konuşacağız. Şimdi aldığımız şeylerin hepsi ne kadar tuttu derseniz, şunlar ne kadar tuttu tam hatırlamıyorum. Herhalde bunlar bir 60-70 TL falan tuttu şunlar. Ondan sonra şu bunlar çok pahalıydı. Hani kuru yemişler falan. 12 liraydı sadece bu. Onu hatırlıyorum. Sonra bu 8,5'tu herhalde. Ha pardon, bu 1,5 litreymiş. 2,5 litreler aşağı yukarı 8,5'tu. Ekmek aldık. Bunlar da 9 lira tuttu. Öyle hep para konuşuyoruz ama Türkiye'de de fiyatlar böyleymiş. Ben de öğrenmiş oldum. Borolla'dayız. Kuzenimle birlikte Edirne'ye akraba ziyaretine gidiyoruz. Bu arada kuzenim arabayı aldı ama aynı benim eskiden olduğum gibi o da araba kullanmayı pek bilmiyordu. Ben de Amerika'da öğrendim. O da şu an İstanbul'da öğreniyor. Dedim oğlum yaparsın, canını sıkma. Bizim oralarda kullandık biraz. Bir de şimdi Edirne'ye kadar 3 saat yol var. Dedim bu 3 saat kullan, şeritlerini ortala, sıkıntı yaşamazsın. Şu an gayet güzel gidiyor. Arabasını kullanıyor. Yoksa Uber şoförü bendim. Burada Uber şoförlüğü de yaptım. Özel şoförlük yaptım bu sene. İyi kullandık o kadar. Evet evet. Hadi bakalım. Sen alıştın mı? Nasıl hissediyorsun kendini şimdi? İlk şoförlere ne tavsiye ediyorsun? Şoförlere yanında biri olsun ilk başta. Ondan sonra hani şeridi ortaladıktan sonra, arabanın genişliğini vesaire kavradıktan sonra sürülüyor. Çok sıkıntı olmuyor. Bir de dönüşlerde biraz genişten almaya dikkat ederlerse yeter. Evet, evet. Yani Barış'ın genel sıkıntısı aslında çok büyük sıkıntısı yoktu ama şerit ortalamayla alakalı bir sıkıntı vardı. Genelde sağa doğru kayıyordu. Onun dışında biraz daralıyordu dönüşlerini. Hani daraldığı için tam dönemiyordu. Hep iki defa üç kere R yapıp ileri geri yapmak zorunda kalıyordu. Hani biraz daha geniş alsa tek seferde geçebilecek. Yani onun dışında çok bir problemi yok. Zaten zamanla çözer, alışır. Yani ben araba kullanmaya başladığım zaman iki ayak kullanıyordum. En azından kendisi şu an iki ayak kullanmıyor. Benden daha iyi bir seviyede başladı. Şimdi Edirne'ye gidiyoruz. Bir Edirne ciğeri yiyelim Edirne'de. Onun dışında bir akraba ziyaretinde bulunacağız. Bu akşam orada kalacağız. Geri geleceğiz. Bulgaristan sınırına yakın. Şimdi dersiniz abi Bulgaristan'a gidecek misin? Bulgaristan'a gidemeyeceğim. Çünkü Covid sayısı çok yükselmiş. PCR testi yaptırmak gerek. Hem girişte hem de çıkışta. Yani hem Türkiye girişte de ben tekrar test yapacağım. İki defa. Onun dışında Amerika'ya giderken bir daha PCR istiyorlar. Çok fazla test olacak. Zaten Bulgaristan'da yaşayan dedemler de hani bu sene gelmesen de olur, üzülmeyiz, hani darılmayız sana dedi. Ben de tamam o zaman dedim, hani zorlamanın anlamı yok. O yüzden Bulgaristan'a geçmeyeceğim. Edirne'de kalacağız bu akşam. Türkiye'de günler güzel geçiyor. Aileyle özlemlerimizi giderdik. Onun dışında yapmam gereken alışverişlerimi yaptım. Kıyafet falan aldım. Geçen gün Zara'ya gittik arkadaşlar. Bir tane pantolon beğendim. Amerika'daki fiyatına baktım. Amerika'daki fiyatı 50 dolardı herhalde. Ya Türkiye'deki fiyatı 300 lira. Amerika'ya göre hesaplarsak 400 lira, 100 lira indirimli şekildeydi. O yüzden Zara'dan birkaç parça şey aldım. Ondan sonra Amerika'daki arkadaşlarıma hediyeler aldım. Yaklaşık bir 3-4 günüm daha var. Bakalım o zamanlarda da yine bir şeyler almaya çalışacağım. Evet, tekrardan günaydın diyelim. Saat şu an 7 arkadaşlar. Çok uyuyamadım. Dün dişçideydim. O diş sesi, o makine sesi böyle artık beynime kazınmıştı. Gece çalışacaktım ama gece dediğim gibi çok yoruldum. O sesler sürekli kafamdaydı. O yüzden sabah erken kalktım. Şimdi kahvaltımı yaptım. Kahvaltıdan sonra da ders çalışıyorum. Biliyorsunuz yazılım okuluna gittiğimi sizlere söylemiştim. Şu an Java programını bitirdik. Yani Java'yı biraz öğrendim. Şimdi Selenium adlı bir program var. Otomasyon programı. Onu öğreniyoruz. Onun dışında interview'lere hazırlanıyorum. Firmalar interview yapıyor böyle bizleri. Onlar da işte söylemeniz gereken bazı şeyler var, püf noktalar var, onları bize anlatıyorlar vesaire. Şimdi onları çalışıyorum. Çok erken kalktığım için şu an ev halkı uyuyor. O yüzden mutfağa geçtim, kapıyı kapattım. Kulaklık almayı unutmuşum. O yüzden çok ses gitmemesi için de kendimi böyle biraz izole ettim burada.
ders çalışıyorum arkadaşlar. Dersleri bırakmıyoruz. Amerika'da zaten sürekli çalışıyorum. Bir de benim gittiğim program bootcamp. 6 ay içerisinde çok fazla yoğun bilgi veriyorlar bizlere. Yani bunları sindirebilmemiz zaten zaman alıyor. O yüzden sürekli dersleri takip etmemiz gerekiyor. Hani buraya da o yüzden laptopu getirdik. Burada derslerimize devam edelim diye. Zaten 18 gün kalacağım Türkiye'de. 18 gün boyunca. Düşünün 6 aylık bir programın 18 güne katılmadığınız zaman çok büyük bir eksiklik oluyor. Çünkü haftanın 5 günü bize ders veriliyor ve bunlardan sonra ödevler veriliyor. Ödevleri yapmanız gerekiyor. Biliyorsunuz Serbest Film adlı bir video prodüksiyon şirketim var. Bazı videolar çektim, bazı fotoğraflar çektim. Onları tabii buraya geldiğimde editleyeceğim diye ayarladım kendimi. O işleri de yapacağım. Daha sonrasında bakalım Türkiye'de zaman nasıl geçiyor. Bu arada Türkiye'yi özlemişim. Bu arada evim değişti. O klasik bir mutfağım vardı 4 sene önce. Belki görmüştünüz. Yulaf yapıyorduk. Sporcu beslenmeyle alakalı öğünler çekiyordum sizlere. Şu an o ev yıkıldı aslında. Yeni bir ev yapıldı. Bizim ev çok sağlam değildi. Depreme dayanıklı değildi. Eğer aranızda biliyorsanız Sultan Gazi Cebeci Mahallesi'nde oturuyorum. Ben burada taş ocakları var. Sürekli her yer toz içinde falan. Onun dışında bomba falan patlatıyorlar tabii o taşları kırmak için vesaire. Herhalde onlar da böyle depremle birlikte bayağı buradaki evleri hasar veriyor. O yüzden o evi yıktırdık. Yeni ev yapıldı. Her şey yepyeni görmüş olduğunuz gibi. Neyse lafı uzatmayalım. Türkiye'de bakalım zamanım nasıl geçecek. Hep birlikte görelim. Sen söyle ne alacaksın? Ya muz çilek olsun zaten kimse. Çikolata şu iki bitterle şeyden istiyorum ben. Vay be. Sütte olan bayağı bol olabilirse sevinirim. Gece gece kalorinin dibine vuracaksın ha. Tabii ki. Bayağıdır yemedim biliyor musun? Sana şeymiş. Olabilir. Zaten gitmeden de yemiştik ve şimdi de yiyoruz. Şimdi waffle'lar geldi. Barış Bey'in waffle'ı burada. Tayfun'un waffle'ı burada. Yani Amerika'da gittiğiniz zaman böyle bir waffle yok arkadaşlar. Yani 3 senedir ben böyle bir şey görmedim. Teşekkür ediyorum bebeğim. Bunu da gösterelim. Bu da senin baklavan pasta. Bu da baklavalarımız. Özlemişiz. Oldu bence. Olmadı mı? İyi olmadı. Bugün de mi olmadı? Bugün de olmadı. Niye? Bu da gol değil. Ne oldu? Hiçbir şeye bakmadı. Bakma direkt yüzüne bakmadan. Yani, red verdi değil mi? Bakayım. Hiçbir şeye bakmadı. Al. Kuzenim de vize görüşmesine girdi ve alamadı. F1 vizesi olarak başvurmuştu dil okulu ama gelene geçene vermiyorlar şu an. Ben de öyle tahmin ediyordum. Bakalım bir daha deneyecek. Morallerini bozmayacak. Artık ne zaman olursa green card'a başvurursun. 3 tur başvuruyorsun gerçi çıkmıyor da. Yani acaba gitmemem mi gerekiyor? Bilmiyorum. Deniyoruz yani şu an kuzenim için de ama herkese genelde red verdiler. Sadece 2 kişiye vermişler galiba. Tabii. Sen de öyle bir şey mi duydun? Öyle dediler sadece. Yani kimle konuşsam anlamış. Anladım. Ben çok çabuk gidiyor. 5 dakika sürmüyor görüşme, öyle diyeyim. Hiçbir şeye de bakmıyorlar. Yani düzgün sorular da sormuyor direkt. Herhalde kontenjan var, bir şey var. Onu sabit tutmaya çalışıyorlar. Evet, dolarları ezmeye devam ediyoruz. Şimdi Nusret'e geldik kuzenimle birlikte. Şöyle bir burger aldık. O da kendisini aynı burgerden aldı. Barış da yanımda. Daha önce Nusret'e gitmemiş biliyorsunuz. Biz Miami'de birkaç kere gitmiştik. Charlie ile falan da zaten videolar çekmiştik. Hatta Baran da vardı. Dedik İstanbul'da da Etiler'deki yerine girelim, bir de buraya görelim dedik. Şimdi burgerımızı yiyeceğiz. Bakalım tadı nasılmış. Bu arada bazı arkadaşlar Instagram'dan sürekli soruyor. Abi 8'e bölüyor musun yaptığın harcamaları diye. Bölüyorum arkadaşlar. Yani Amerika'daki masrafla, yani Amerika'da bir restorana gitsem ne kadar harcardım, burada olsa ne kadar harcardım tarzında. Yani ister istemez aklımdan hesap yapıyorum. Mesela 2 tane burger aldık. Bunlar 95 TL, 95 TL. İşte KDV'yi falan kattığın zaman bir de bahşişle birlikte yani 40 dolara falan geliyor. Sadece burger aldığımız için. Onun dışında normal et alsaydık herhalde o da 500 TL, 400 TL falan tutacaktı. Yani o da 60-70 dolara gelsin. Yani kur farkı çok fazla. Benim kuzenim daha hiç gelmemiş Nusret. Onu özellikle getirmek istedim. Şimdi yemeğimizi yiyelim. Etiler Nusret'teyiz. Benim ön dişler Vener arkadaşlar. Yaprak porselen. Onların bakımını yapacağız. Çürükler var, onları halledeceğiz. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek. Sonuçta 3 senedir dişlerimizi gösterememiştik. Evet, son spreyler de geldiğine göre artık Amerika'ya hazırız. Yanımızda Kadir Alkan var. Artık Kadir abiyi tanımayanınız yoktur. Estağfurullah. Abi ne yapıyorsun? 3 sene oldu. Vallahi bayağı oldu. Dediğin gibi 3 sene belki de biraz daha bile geçmiştir.
Okan kardeşimle hasret giderdik. Konuşuyorduk Instagram'da falan. Onun da Amerika'daki maceralarını izliyorum. Orada aslanlar gibi tutunuyor. Yani bizi de orada güzel temsil ediyor. Böyle güzel adamlar bence yurt dışında her zaman olmalı. Hep onu söylüyorum. Niye? Aha. Çünkü bizi iyi temsil eden hakkını insanı Türk deyince aa bak işte güzel bir çocuk. İyi şeyler yapıyor vesaire. Bunlar gelsin. Kötü şeyler gelmesin istiyorum. Tabii. Sen de bunu güzel temsil ediyorsun çok sağ kardeşim. Abi, yani. Çok sağ ol. Bu arada biz Kadir abiyle belki bilmiyorsunuzdur. Biz 2017, 10 hatta 16 yılından beri evet, tanışıyoruz. 2016'da. Hani sen herhalde video yapan ilk YouTuber bendim diye hatırlıyorum. İlk YouTuber aynen Okan kardeşimdi. 100 bin abonesi evet. vardı. Benim de 30 bin abonem vardı. Düzleştirme videosu yaptık. Silindir düzleştirme. Ve aynen. gerçekten de müthiş yani. Okan'a ben her zaman söylüyorum. Vefa İstanbul'da sadece bir semt adı değildir. Okan'ın bize çok faydası oldu. Ne demek? Ne ciddi demek. Ciddi. Her gün Okan serbestlenme müşteri geliyordu. Her gün. Bak yemin ediyorum. Her gün sürekli Okan serbest izledim. Ondan sonra hatta diğer YouTuber'larına gelmesini sağlayan Burak Güngör kardeşimle Okan'la olan videomuzu izleyip o zaman 1000 abonesi varken geldi. Aynen. Bugün de artık buradan çıkmıyor yani. Evet, Burak buradan, biliyorsun benim çırağım. Buradan uzun zamandır görüşmüyoruz. Aynen kardeşim. Gerçekten güzel evet. bir şey. Yani aradan uzun seviyorum. Zaman geçti. Amerika'da biliyorsunuz sürekli sizlere söylüyorum. Berber bulmak zor oluyor diyor. Tabii. Bir berber buldum diyorsunuz. Sonra bir şekilde kesinler yine biraz samimiyet arttıkça kesim kalitesi nasıl oluyor biliyorsundur abi o muhabbetleri. Yani o yüzden yani geldiğim zaman saçımın hali belliydi. Nasıldı abi geldiğim vallahi zaman? Valla ciddi yani biliyorsun bir berber atasözü der ki bu saçı kim kes? Yani harbiden her berber birbirine sallar ama ciddi kötüydü. Evet. Çünkü orada bir ezber var biliyorsun Hakan'cığım. Evet. Yani yanlar kes, üstler kalsın saç modeli. Biraz hı-hı. böyle artık orada siyahilerin bir moda yaptığı bu skin fade dediğimiz sıfırlama. Ne yazık ki orada sadece o tıraş var. Yani makasla tıraş hatta bir müşterim yok, gitmiş evet, berbere evet. demiş ki ben makasla kesmek istiyorum. Demiş ki ben makasla kesmeyi bilmiyorum. Ya böyle bir şey olur mu? Tabii tabii. Yani genelde makineyle giriyorlar evet, zaten her zaman. Tabii, ama tabii. sıfırda da iyi yapıyorlar. Genelde işte bu Güney Amerikalı kişiler de çok fazla hı-hı. bu skin fade'i çok iyi yapıyorlar. Ama kafa şekline göre yapmıyorlar. Senin de mesela evet. biliyorsun oksitlerin üstü belirgin olduğu için basık yani olduğu için orayı aynen şurayı işte arkadaşlar biz fazla bırakıp böyle kafasının şekline göre şöyle de bir tıraşı gösterelim. Kafasının şekline göre dediğim gibi burayı fazla bırakıyoruz ama ne yazık ki şuraya kadar almışlar kesmişlerdi. Biz biraz şöyle toparladık altyapısını yaptık. Şu anda zaten görüyorsunuz bomba evet. gibi oldu. Zaten 2017 yılında yaptığımız videoda da sürekli aynı kelimeleri kullanıyorduk. Hani buraya geldik adam unutmamış direkt abi seni yine bombayı unutmuşlar falan dedi. Hatırlıyorsun değil mi abi? Aynen. Yani işte Okan'ın da hep bu problemi vardı. Evet. Kafasının arkası çok düz. Biz hatta Mariana Duva'ya saç modeli yapmıştık. Evet. Ben aynen. diyorum Okan sana en çok yakışan saç modeli oydu yani. Harbiden. Hatta fotoğraf da var ya dur bakayım. Tabii, hatta o videonun linkini yukarıya koyacağım. İlk aynen. yaptığımız o videoyu da izleyebilirsiniz. Aynen bak bakalım bulabileceksen. Hadi buyurun. Hadi bunu da açıklayın. Görüyor musun? Abi evet. çok iyiydi ama ya. O videoyu dediğin gibi izleyebilirler. Baksana Okan sen de oğlum şarap gibi. Şöyle durmuşum abi. Aynen. Hatta biz bunun aynısını çektik. After'ını çektik şimdi before after yan tarafa koyarız. Aynen kardeşim. Peki o zaman tabii dişleri ikimiz yaptırmamışız abi bilmiyoruz. Öyle bir fark da var. Aynen burada gülmemişiz. İkimiz de yapmışız sadece. Biz dişleri göstermemişiz ama şimdi parası çıksın diye hep gülüyoruz. Yani bol bol diyeceğiz ki bu harcadığımız para bir işe yarasın. Gerçekten ya vallahi baksana. Evet. Ben de yalnız çok kiloluymuşum lan o zaman. Sen bu arada spora başlamışsın galiba abi. Bayağı seni kaslı gördüm evet, yani. Evet başladık. Ya biz de Okan'ın yanında tabii cep telefonu evet, kalıyoruz ama. Bicepsleri gösteriyor aslında. Biz de şimdi kendimize göre başladık yani. Evet bir 10 kilo verdim iyi oldu ya. Tabii abi sen zaten yakışıklı adamsın. Estağfurullah kardeşim. Bu arada yani ben Amerika'da gördüğüm haberlerde sen Bitcoin'in ödeme de alıyordun. Yani böyle şeyleri görünce adamın yaptığı girişimleri gördüm. Valla ben çok sevindim. Ben seni tanıdığım zaman tek şubem vardı. Şu an evet. kaç şubem var? Şimdi 20 tane var abi. Şimdi 20 tane. Okan bize uğurlu geldi abi. Okan uğurlu geldi sağ olsun kardeşim. Evet. Gerçekten. Kadir abi bizi çok güzel ağırladı. Çayımızı içtik, kahvemizi içtik. 10 numara tıraşımız olduk. Amerika'ya yavaş yavaş hazırız. Bakalım bundan evet. sonraki maceralarımız nasıl olacak abi çok sağ ol. Eyvallah canım. Seni görmek çok iyiydi. Gerçekten. Ben de seni özlemişim. Evet. İyi oldu. Eskiyi güzel yad ettik. Yad ettik. Bakalım bir daha geldiğimde İnşallah. Belki ben Amerika'ya gelirim. Belki Kadir Alkan Amerika olur. Neden olmasın? Her zaman, her zaman bekleriz. Aynen. Artık biz de oraya gideriz. Yani. Ne yapalım? Hadi inşallah. Bir sonraki seferde görüşeceğiz. Görüşmek üzere. Evet, şimdi saçları kestirdik. Sonrasında da Sedat Reis'in yanına geldik. Ne yapıyorsun burada? İyi be, biz de valla haftalardır kuaför randevusu bekliyoruz valla. Burada kuaförler baya bir yoğun. Bir randevu alacaksın. Bir hafta 10 gün önce randevu alman lazım.
O yüzden bekliyoruz. Başka kuaföre de gitmek istemiyorum. Çünkü birine alıştığın zaman, nasıl spor salonuna alıştığınız zaman, birine alıştığın zaman hep oraya gitmek istiyorsun. Yani Sedat Bacaksız bu arada. Hatırlayanlar vardır, Türkiye Şampiyonası'na beraber gittik, beraber antrenmanlar yaptık. 2018 yarışıydı değil mi? 2017-2018 zamanları. Tabii. Şu an sen siklet atladın herhalde. Tabii, klasik yaptık, body yaptık. Klasik yaptık. Sen yokken çok şeyler oldu yani. Ben yokken bir geldim, adam dövme yaptırmış, siklet atlamış, salonun rengini değiştirmiş, tasarlamış. Yani eski zamanlar güzeldi arkadaşlar, zaten çoğunuz biliyordur. Çok güzel antrenmanlar yaptık. Burada evet. Kaslandık. Yani Spangazi'de evet. Güzel bir salon, Gym Hall. Bilmeyenler varsa Sedat Hoca'yı görsün. Ne yaptın burası şimdi üstüne içine? Nasıl geçti hayat? Beslenmen falan nasıl oluyor? Fiyatlar yükseldi mi? Nasıl oluyor? Ya fiyatlar zaten şöyle söyleyeyim. Pandemi nedeniyle açıldık, kapandık bilmem ne. Üyelikler, fiyatlar vesaire çok yüksek tutmamaya çalışıyoruz. Lokasyon zaten belli biliyorsun. Beslenme olarak da elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Beslenme aynı şekilde devam ediyor. Yani beslenmek Türkiye'de gerçekten, yani Türkiye için söylemeyeyim de genel olarak bilmiyorum sizin oralarda nasıl, işte senin videolarından vesaire bazı arkadaşlarımızdan görüyoruz. Yani gerçekten her şey çok pahalandı. Zaten geldiğinde sen de şaşırdın, konuştuk seninle de. Ben de bir sporcu alışveriş videosu çektim mesela. Çektin tabii. Mi? Yayınladın mı onu sen? Yayınladım aynen. Bu sabah kardiyodayken izlerim onu. Videoda şöyle, 2017 yılında 50 liraya hindi almışım, hindi füme almışım, ton balık almışım, makarna almışım, pirinç almışım. Tamam. Aynılarını o almaya çalıştım. Çekmiştik seninle küçük. Yok, o başka video. Aynen, o da başkaydı. Aynen, o da başkaydı. Neyse, bu aldığımız şeyleri aynısını aldım, 140 lira falan tuttu. Yani yaklaşık 3 kat fark var. Çarpı 3 rahat oldu. Yani şöyle söyleyeyim, dün yani ben evi taşıdım, söyledim az önce zaten. 3 ay oldu evi taşıyalı, dedik hani kanepeleri falan da değiştirelim. Abi mağazaya gittik, bir koltuk takımı alacaksın 14 milyar. Sıradan bir koltuk takımı 14 milyar ya, çarpı 3 gerçekten. Yani sadece koltuk takımı değil, her şey çok pahalandı. Zaten araçtır, taşıttır vesaire. Yani beslenmede hadi çalışıyoruz, bir şeyler yapıyoruz ama zorlananlar gerçekten var. Burada öğrencimize diyoruz ki işte 200 gram et ye, 400 gram tavuk ye. Adam onu karşılayacak maddi gücü yok. Yani evet tabii. Herkesin olmuyor yani tabii. Öyle söyleyeyim. Biz bile yani örnek veriyorum, günde 10 gün 2 tane yumurta yiyoruz. Bir koli yumurta alıyorsun. Yani normal bir yumurta 30 lira. Zaten makro sentra falan zaten giremezsin. 45-50 liraya yumurtalar var. Organik evet. Yumurtadan bahsetmiyorum. Normal yani. Normal. Evet, evet. Gerçekten her şey uçtu. Çarpı 3 oldu. Evet ya, yani. Bayağı fark olmuş. Ben de onu gördüm zaten, videoda da anlattım arkadaşlar size. Bu arada yarışmalar nasıl gidiyor burada? Yani yarışmalar güzel gidiyor. İşte bu sene biliyorsun Türkiye'de Mart ayında Avrupa Şampiyonası'nda yarıştım. Overall oldum, şampiyon oldum. Ondan sonra İspanya'ya gidemedik, kısmet olmadı. Formumuz hazırken MPC'de yarıştım Ukrayna'da. Ukrayna'da iki siklette yarıştım. İkisinde de güzel derece yaptım, 3 oldum. Dünyaya gidecektik, dünyadan da gidemedim, öyle söyleyeyim. Farklı bir ligde yarıştığım için IFBB'de şimdilik yarışamayacağım. Seneye artık bakalım. Şimdi bu sene yarış sezonunu kapattım yani, öyle söyleyeyim. Ama antrenmanlarımız her şeye gördüğüm gibi devam ediyorum yani. Aynen, bu arada senin Türkiye Şampiyonası'na gitmiştik, sana video çekmiştik, hatırlıyor musun? Boyarken falan filan böyle. Çok güzel ya, güzel anılar. Aynen, o videoları izleyenler yorum kısmına mesaj atabilirsin Türkiye Şampiyonası'nda. O da Avrupa, o da Avrupa seçmeleriydi. Evet, güzel videolar çekmiştik. Evet. Ben de hazır Amerika'ya dönmeden önce Sedat Hoca'yı görmek istedim yani, açıkçası. İşte pazartesi günü dönüyorsun işte. Aynen. Son, aynen. Son görüşmeleri yapıyorum. Yapalım ama kısmet olmadı. Belki vallahi hafta sonu antrenmana gelir. Geziyor vallahi, görüyoruz. Eyvallah. Kahvaltılara gidiyor. Yani seni gördüğüm iyi oldu. Artık seneye yine geldiğimde İnşallah. Buluşuruz. Belki bu sefer antrenman yaparız. Aynen, sen gelsen benim için daha iyi olur yani. İnşallah biz geliriz. Seni Miami'ye gezdiririm böyle. İnşallah. Miami'yi gösteririm sana. Neyse arkadaşlar, şimdi bakalım yine günümüze devam ediyoruz. Gün bitmedi. Böyle sizlere daha önceki videolarda gördüğünüz simaları gösteriyorum. Sedat Hoca onlardan bir tanesiydi. Onu da görmüş oldunuz. Bir şeyler söylemek istiyor musun? Ne söylüyorum? İstediğini söyle yani. Adam şöyle söyleyeyim. Okan'ın Amerika'ya gitmesi onun için çok iyi oldu. Valla gidebilen herkes, imkanı olan herkes... Bu ülkeden kaçsın abi diyeceğim. Bunu yayınla başlayalım. Buraya yayınla, bir şey olmaz. Herkes aynı şeyi düşünüyor zaten. Herkes gitmeye çalışıyor abi. Yani şöyle söyleyeyim. Arkadaşlarımız var çevremizde. Yani bu özellikle bu her şeyin zam gelmesinden dolayı çok şikayetçi zaten. Bizler de aynı şekilde. Her şeyde zorlanıyoruz. Yani önümüzü göremiyoruz.
Evet. İnsanlar bir şeyler yapmaya çalışıyor ama çok zor. Evet. Son sözlerimizi de aldık. Ben kaçıyorum bro. Görüşürüz tekrardan. Seni görmek iyi oldu dediğim gibi. Artık seneye geldim, İrman atarız. Artık İnşallah. Bu kadar uzun sürmeyecek İnşallah. Yani. İnşallah. En son 3 sene önce geldim Türkiye'ye. O yüzden yani herkes görmek istiyordu, geçen ediyordu. Geçen sene bir gelecektin ama tabii, olmadı. O zaman pandemi patladı falan. O yüzden gelememiştik. Yani bir daha geldiğimde antrenman da çekeriz belki Seyit Hoca'yla. İnşallah ya. Görüşürüz. Evet, uzun bir yoldan sonra tekrar Amerika'ya geldim. Şu an Miami'deyim. Yaklaşık 12 saattir uçaktaydım. Şimdi şu görmüş olduğunuz arabayı kiraladım. Honda CR-V. Bununla birlikte Orlando'ya 3,5 saat daha kadar yolum var. Biraz uykum geldi, o yüzden bir Red Bull içeceğim. Ama Amerika'ya gelmenin, özellikle Florida'ya gelmenin en büyük avantajı şu maskeden kurtulmak. İstanbul'da her yerde maske soruyorlardı. Ben de yaklaşık 6-7 aydır maske hiçbir yere takmıyordum arkadaşlar. Tekrar takmaya başlayınca beni acayip boğdu. Bir de 12 saat boyunca maskeyle kaldığınız zaman gerçekten can sıkıcı olabiliyor. Ailemle vedalaştım. Biraz havalanına geç kaldığım için onun görüntülerini çok fazla çekemedim. Uçaklar da havalanıyor. Burası çok yoğun bir havalanı. Şimdi ben 3 saat kadar yola çıkacağım Honda CR-V ile birlikte. Bu arabayı 80 dolara kiraladım bir günlük için. Bayağı bir bavulum var. Bunları şimdi arabaya yükleyip ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.